Emma? Halide, aramızda geçenlerden sonra karşına çıkmak, ikimizi de daha fazla utandırmak istemedim. Keşke en başından bu evliliğin bir hata olacağını görebilseydik. Bu kadar mutsuz olma ikimiz de hak etmedik. Ama nehrin akışını tersine döndürmek mümkün değil. Sana o tokadı attığım için umarım bir gün beni affedersin. Geçmişte kalan İyi kötü tüm yaşadıklarımız için hakkını helal et Halide. Muhtemelen bu mektubu bulduğunda ben çoktan Ankara'ya varmış olurum. Kore'ye gönderilecek birliğe katılmak için başvuracağım. Sana bu şekilde veda ettiğim için beni affet. Ama başka türlüsü gelmedi elimden. Yeni hayatında mutlu olmanı tüm kalbimle diliyorum. Elveda, Kemal. Serap Hanım, Pakize Hanım geldi. Öyle mi? Buyursun. Çağır hemen. Kusura kalma, haber vermeden geldim. Ramazan açılıştaydı da ben de seni merak ettim. İyi ettin, iyi. Gel, otur. Buyur şöyle. Zaten patlıyordum sıkıntıdan burada bir başına. Aç mısın? Yok, değilim. Sen yedin mi? Yok. Ama içim bir şey almıyor zaten. Nasıl alsın ki? Ama bebeğini düşünerek yemen lazım. O da olmasa bu dünyaya nasıl katlanacağım hiç bilmiyorum Pakize. Üstümden bir ömür geçmiş gibi. Doğruymuş. İnsanı kocatan yaş değil, yaşanmışlıklarmış meğer. Öyle deme kız. Gençsin, güzelsin. Daha karşında koskoca bir ömür var. Arkama bakmadan, nereden ne kızı katılacağını hesaplamadan bir günüm geçmiyor Pakize. Bir başınalık öyle zor ki. Kemal'e Kore'de bir şey olmaz değil mi Pakize? Allah'ın izniyle sağ salim döner inşallah. Hem belki o vakit her şey bambaşka olur ha? Ben ona diyeceğim dedim. Daha da diyecek bir şeyim yok. Belki onun diyecek bir şey vardır Güllü. Az sabret, düşünsün, taşınsın. Kolay mı kız? Harbe gidiyor. Hem insan orada sevdiklerinin kıymetini daha iyi bilir. Efendim? İyi akşamlar Serap Hanım. Ben Paşazade. Nasılsınız? Sağ olun, iyi akşamlar. Yarın Adana'dan geçecek askerler için bir tören tertip etti. Törene iştirak ederek bizi onurlandırmanızı rica edecektim sizden. Mazeret kabul etmem, ona göre. Oo, hoş geldiniz. Gözümüz yollarda kaldı. Hoş bulduk. Yiğit Türk evlatları, Adana'ya hoş geldiniz. Yüce ve şerefli bir görev uğruna çıkacağınız bu yolculukta Adana'dan uğurlayacağımıza çok mutlu olduk. Yavrum, geldim ha, geldim. Türk'ün yenilmez gücünü, bükülmez bileğini, kırılmaz iradesini tüm dünyaya bir kez daha ispatlayacak olan şerefli ordumuza en güçlü bağlanın. Thank you.
Sence neden döndü Pakize? Neden vazgeçti harbe gitmekten? Neden olacak kız? Belli ki senin için döndü. Olmaz öyle şey. Niye benim için dönsün? Onca laftan sonra. Kalamam demişti bana. Sen neden döndün? O kadar kararlıyken ne vazgeçirdi seni? Gidemedim işte ana. Sen harbe gideceğim dediğinden beri bir taş oturmuştu yüreğime. Şükür Rabbime. Tez elden seni bana gönderdi. Ana çok yorgun. Ben biraz uzanayım. Sonra konuşuruz ha. Tamam yavrum. Hadi sen git uyu. Hem Halden halini görmedin mi? Vallahi ne yalan söyleyeyim. İçim acıdı kadının haline. Kemal yanından geçip gidince nasıl suratı kireç gibi kesti. Vallahi düşüp bayılacak sandım ha. Şimdi ne olacak Pakize? Ne bileyim Güllü ne olacak. Ama kavuşsanız da kavuşmasanız da bu iş kolay çözülür gibi değil. Belli ki sizin sevdanız hayatınıza giren herkesi girdap gibi savurup atacak. Nasıl sabredeceğim Pakize? Neden geldiğini nasıl öğreneceğim? Bence öğrenmenin tek bir yolu var Güllü. Neden döndü Kemal abi? Bilmem ki. Ağzını bıçak açmıyor. Var Kemal'imin üstünde bir hal ama. Neyse ne. Döndü ya. Mühim olan bu. Ha ya. Keşke savaş olmayaydı da hiç kimse gitmek zorunda kalmayaydı değil mi dese? Hayırlısıyla Yılmaz da dönse Kore'den sapasağlam. Gözde bunlar kim? Aa, bu Şeref Ağa'nın oğlu değil mi? Sedat mıydı neydi? O kim oluyor? Buraların sahibi. Yavruştan da durur derlerdi. Yıllardır gözükmezdi buralarda. Ama bu geliş pek hayra alamet değil ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.